Herkese yeniden merhaba, tekrar hoş geldiniz. Sanıyorum yoldan çevik bir insanı sorsalar hayat amacınız nedir diye 10 kişiden 8'i mutlu olmak der. Gün sonunda hepimiz onun için çalışıyoruz, onun için yaşıyoruz. Daha mutlu, daha huzurlu bir hayat sürmek için. Ben de son zamanlarda bu konuda çok okudum, dinledim. Özellikle de okudum. Hem araştırmalara hem tecrübelere dayalı mutlu insanlar neyi ortak yapıyor? Onunla ilgili böyle çok güzel bir perspektif elde ettim. Ve bu fikirlerin birleşince de sizinle paylaşmak için süper bir heyecan duydum. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Birbirinden farklı yerlerde yaşayan, farklı işlerle uğraşan, farklı yaşlarda farklı hayatlara sahip ama günün sonunda mutlu olan insanların ortak noktası nedir? Neyi doğru yapıyorlar? Biraz onlarla ilgili konuşalım. İlk önce Brené Brown'un kitabında karşıma çıkmıştı. O çok böyle büyük çaplı bir araştırma yapıyor. Açık kalple yaşamak diye çevirebiliriz belki. Wholehearted living diyor onun adına. Açık yüreklilikle yaşayan insanların ortak noktasını araştırıyor ve diyor ki keyiften bahseden her insanın söylediği tek bir şey vardı. O da minnet duymak diyor. Siz buna şükretmek de diyebilirsiniz. Minnet duymak da diyebilirsiniz. Ama diyor ki mutluluğu, mutlu olmayı ayıramayacağımız tek bir kavram varsa ve sonra bunu başka araştırmalarda da ve kitaplarda da gördüm. O da insanların minnet duymasıdır. Ben diyor bundan önce şöyle düşünürdüm. Mutlu olan insanlar şükreder. Çünkü zaten her şey yolunda gidiyor. Neden şükretmesinler gibi. Halbuki tam tersine işliyormuş. Gerçekten günlük şükreden, minnet duyan, sahip olduklarıyla ilgili insanların daha mutlu olduğunu gösteren bir sürü çalışma var. Bunu biz nasıl entegre edebiliriz hayatımıza? Mesela çok bana göre değil. Onu bir süre denedim. Sabahları kalkıp böyle işte şükür günlüğü, minnet günlüğü diye çevirebiliriz gibi şeyler yazıyordum. Sonra böyle bana bir yapay hissettirmeye başladı. O zaten ideali de her gün yazmak değilmiş onları. Haftada iki kere mesela yazılı yapacaksanız ki yazılı yapmak her şeyi bir tık daha etkili hale getirir. Haftada iki gün böyle bir günlüğünüz olabilir ya da zaten günlük yazıyorsanız ona bir alan ayırabilirsiniz. Ben dua ederken çok sık sık şükrediyorum ve minnet duyduğum şeyleri aklıma getiriyorum ve sayıyorum. Ama bu böyle çok kendiliğinden gelen bir özellik değil. Bahsedeceğim diğer her şey gibi. Yani sizin kanınızda olmasına gerek yok. Zaten bu şükreden bir insan. Bu hiç minnet duymayan bir insan değil. Bunu pratiğe dökmek önemli. Bunun gerçekten mutluluğunuzda bir iyileşmeye sebep olmasını istiyorsanız yazmak size de hani benim gibi böyle her gün yazmak biraz uzak geliyorsa sabahları ilk uyandığınızda şöyle gözünüzü bir kapatıp sahip olduğunuz şeyleri düşünüp şükredebilirsiniz. Mesela ben ne zaman bebeklerimi uyurken izlesem gerçekten içimde böyle çok büyük bir minnet duygusu oluyor. Ve şunun onu lekelemesine izin vermeyin. Bana çok kez oluyor bu. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ve ardından gelen korku. Bir de bizde Türklerde çok şey vardır ya, çok gülme başına kötü bir şey gelir. İşte söyleme kendine nazar değdirirsin. Böyle güzel şeyleri fark etmenin, söylemenin sanki ardından bir kötülük getireceği, sanki sürekli şikayet etmemizin hayatımızı iyileştireceği gibi bir algı var. Kesinlikle buna düşmemeye çalışarak gerçekten sahip olduğunuz şeyler için minnet duymak ve şükretmek mutluluğunuzu garanti arttıracak bir şey varsa o da budur yani. Theodore Roosevelt'in şöyle bir sözü var. Karşılaştırma yani kıyaslama mutluluğun katilidir diye. O yüzden ikinci bahsedeceğim şey de kendinizi başkalarıyla kıyaslamamak. Gerçekten bunu yapmadığınızda çok daha mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Çünkü çoğu zaman hikayenin devamını bilmiyoruz. Biz kendimize içeriden bakıyoruz ama diğer insanları dışarıdan görüyoruz. Ve insan kendini acımasız da olabildiği için hani böyle kendinizi çok yakından tanımanın getirdiği bir yargıçlık da oluyor. Düşünüyorum bunu en iyi nasıl ifade edebilirim diye. Galiba şu hani bana en iyi gelen kulağıma bu. Kendi içinizi bildiğiniz için içini bildiğiniz iyisiyle kötüsüyle bir şeyle sadece dışarıdan gördüğünüz bir şeyi karşılaştırmanın sonucu çoğu zaman güvenilmez olacaktır. O yüzden bir kendinizi bir dahaki sefer biriyle kıyasladığınızda şunu aklınızdan çıkarmayın. Herkesin koşulları, durumları, yaraları farklı. O yüzden bunu yapmak mutluluğunuzu kesinlikle olumsuz anlamda etkileyecektir. Bunu mümkün olunca az yapmayı deneyin. Üçüncüsü ise aslında bununla çok ilintili. Daha az sosyal medya kullanmak. Neden? Çünkü şu anda kendimizi başkalarıyla kıyaslamanın en kolay yolu sosyal medya. Şöyle bir söz duymuştum az önceki söylediğimle benziyor. Kendi kamera arkası görüntülerinizi başkalarının en iyi yanlarıyla kıyaslıyorsunuz diye. Ve bunu en çok yaptığımız yerde sosyal medya. Zaman zaman daha önce de bahsetmiştim sosyal medya üzerinden de. Ben şöyle şeyleri düşünüyorum. Özellikle mesela doğum yaptıktan sonra benimle çok yakın zaman doğum yapmış bir blogger vardı o zaman. Ve böyle sanıyorum 10-15 gün sonra doğumundan bikinli bir fotoğrafını koymuştu ve ben inanamamıştım. Yani ben nasıl görünüyorum, o nasıl görünüyor, bu nasıl olabilir? Yani ben nasıl bir yanlış yaptım ya da benim genetiklerim nasıl yanlış ki ben çok böyle kötü hissetmiştim. Zaten lohusalık insanı hani hormon kokteylinde olduğunuz için sürekli olarak kötü hissettiriyor.
Ama o an şey farkındalığı gelmişti bana. Bu insanı takip etmek bana iyi gelmeyecek. İstesem de karşılaştırmaktan kendimi alamıyorum. Ben bu insanı takip etmeyeyim. Ve genel olarak bir bakabilirsiniz size ne iyi geliyor ne kötü geliyor görünce bu farkındalıkla. Belki takip ettiğiniz insanları değiştirebilirsiniz. Şunda bence hiç yanlış bir şey yok. Bir insana bakıyorsunuz ve kıskançlık hissediyorsunuz. Kıyaslıyorsunuz, kötü hissediyorsunuz. Bunlar hep insani duygular. Yani kıskanmak var olan bir duygu. Bunu bastırmaya da gerek yok. Size böyle bir enerji veriyorsa takip etmeyebilirsiniz. Bir diğeri de genel olarak sosyal medyada daha az, yani daha az aşağı bakmak gün içinde. Gerçekten daha çok anda olmak, kimin neyseniz onunla birlikte olmak, daha çok durumun, zamanın içinde yaşamak mutluluğunuzu kesinlikle arttıracaktır. Zaten çalışmalar da gösteriyor. Direkt Facebook'ta zaman geçirdikten sonra insanların mutluluğunda ciddi bir düşüş oluyor. O yüzden mümkün olduğunca bu konuyla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Bu konuyla ilgili çünkü ben de çalışacağım nasıl azaltabilirim diye. Gerçekten işe yarar yöntemler bulduğumdan bunu da paylaşacağım. Mümkün olunca daha az ekran zamanı, daha çok mutluluk. Bir diğeri ise şu ve bununla ilgili de o kadar çok araştırma var ki. Şimdi şöyle bir teori var. Biz doğayla bağımızı çok çabuk kopardık ama o şekilde o kadar hızlı evrimleşmedi vücutlarımız. Yani bu teknolojik hız ve doğadan kopuş ve şehirlere yerleşmeye vücudumuz alışmadı. Beynimiz de alışmadı. O hızda ilerlemedik. O yüzden hala hatta son okuduğum bir kitapta şey diyordu. Sanıyorum insan olmakta. Doğada olan insan, doğaya giden insan eski bir dostuyla buluşmuş gibi hissederken öyle bir rahatlık gelir diyordu. Çok doğru bence bu. Ki ben gerçekten tam bir şehir insanıyım. Böyle doğada yaşam, kamp yapmak ve öyle şeyler beni birazcık rahatsız eder. Böyle çok sevmem ve güvende hissetmem ama ona rağmen son zamanlarda şunu fark ettim. Gün içinde yürüyorum mesela. Normalde ne yaparım? Ya telefonumda bir iş, mail, bilmem ne öyle şeylerle uğraşırım. Ya da önüme bakarım. Kafamı kaldırıyorum ve gökyüzüne bakıyorum. Özellikle bu ara böyle tam öğlenden önce bir kış güneşi oluyor. Yani gökyüzüne bakıp da mutlu hissetmediğim tek bir an olmadı. Çünkü ne zaman gökyüzüne bakarsanız bakın gece, gündüz, güneş doğarken, gün batarken, güneşli, bulutlu mutlaka muhteşem bir şey göreceksiniz. Hayatta size bu kadar başka garanti veren çok az şey vardır herhalde. O yüzden beni mesela yolda bir yürürken görebilirsiniz. Yani her gün bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü aklıma geldiği an kafamı kaldırıyorum ve gökyüzüne bakıyorum. Doğaya yakın, ağaçlara, ormana yakın bir yerde yaşıyorsanız oralara gitmek, gün içinde 10-15 dakika da olsa vakit ayırmak. Ve diyorum ya bunlar direkt kanıtlanmış yani. Hatta şöyle bir araştırma okumuştum. Bir site gibi bir şeyde. Bir kısmın içinde böyle çok az bir yeşil alan var. Çok az bir alandan bahsediyoruz bu arada. Diğer bir etabında ise yok bu yeşil alan. İşte otopark yapılmış, başka bir şey yapılmış. Bu iki farklı alanda yaşayan insanların mutluluklarını ölçtük ve başka hiçbir fark yok. Aynı siteden bahsediyoruz. Doğal bir ayrışma bu. İnanılmaz fark görüyorlar. O yüzden gerçekten daha mutlu olmak istiyorsanız mutlaka doğayla mümkün olduğunca günlük aktivitelerinizin içine katarak bile olsa daha fazla temas etmeye çalışın. Beşincisi şu. Hep şöyle bir algı vardır. İnsanlar verdiği insan mutlu olur. Ya alan insanın mutlu olduğu. Ve bazı insanlar bunu o kadar takıntılı hale getirir ki hayatta hep almaya çalışırlar. Ama vermek insanı almaktan çoğu zaman daha çok mutlu eden bir şey. Yani hediye verdiğinizde aslında siz alan insandan daha büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Çünkü hem birine yardım ettiğinizi, o insanı mutlu ettiğinizi hissediyorsunuz. Hem de kendinizle ilgili daha iyi hissediyorsunuz. O yüzden bunu sadece böyle para, maddi ya da hayırseverlik gibi düşünmeyin. Gün içinde bir şey verme fırsatı bulursanız bir insana onu mutlaka değerlendirin. Bu zamanınız olabilir, ilginiz olabilir. Mesela bu çocuklarınız için çok geçerli. Ben fark ediyorum bazen mesela dalıp gittiğimi onların yanındayken. Ama hani ilgimi ve zamanımı verdiğim zaman o gördüğüm mutluluk ve sonra kendi ebeveynliğimle ilgili hissettiğim iyilik duygusu beni çok mutlu ediyor. O yüzden gün içinde temas ettiğiniz insanlara ne verebilirim? Ben bu insana ne katabilirim? Ve diyorum ya çoğu zaman emeğiniz de en az maddi bir şey vermeniz kadar değerli olacaktır. Bu sizi çok uzun vadede, kısa vadede de çok mutlu edecek bir şey. Kesinlikle garantisini veriyorum. Son olarak da Harvard'da çok uzun süreli bir araştırma yapılıyor. Hatta böyle 30-40 yıllık bir araştırma. Galiba şeyler değişiyor. Araştırmacılar değişiyor. İkinci nesil araştırmacılar geliyor. Ve buldukları şeylerden biri şu uzun yaşamın sırrı olarak sosyal çevre.
Ne kadar çok sosyal çevreniz olursa ve kaliteli sosyal çevreden bahsediyorum. Yani sizin hikayelerinizi dinlemeye değer insanlardan oluşan, size gerçekten değer veren, sizi eleştirmeyen, kınamayan ve bu iki kişi, üç kişi de olabilir ama düzenli olarak görüştüğünüz, düzenli olarak birbirinize geri bildirim verdiğiniz, birlikte kahkaha attığınız, saçmaladığınız insanlar ne kadar çoksa o kadar mutlusunuz aslında. Ve ben bunu çok hissediyorum. Ne zaman gerçekten kafama ve ruhuma uyan 2-3 arkadaşımla bir sohbetten gelsem böyle inanılmaz hafif, inanılmaz mutlu, çok beslenmiş hissediyorum. Mesela bizim haftalık kitap kulüplerimizde öyle. Özellikle böyle son dönemde çok oturmuş bir kadromuz var ve her çarşamba günü kitap kulübünden çıktığımda böyle oh be diyorum, iyi ki insanlar var ya. Ki bunu çoğundan demiyorsunuz büyük bir şehirde yaşarken. Lanet olsun insanlar falan gibi hissedebiliyorsunuz. Ama böyle bir sosyal çevre size içinde kendinizi çok güvende hissettiğiniz bir çevreden bahsediyorum. İşte bu geniş ailenizde olabilir. Hani benim çok öyle bir akraba ilişkim olmadığı için benim için arkadaş demek. Neyse o size iyi gelen. O insanlara mutlaka haftada bir kez zaman ayırmanız size çok çok iyi gelecek. Benim son zamanlarda okuduğum ve mutlu insanlar hepsi bunları yapıyormuş dediğim şeyler bunlardı. Ben de bunları daha çok kendi hayatıma entegre etmeye çalışıyorum. Umarım işinize yaramıştır ve severek dinlemişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi izlediğiniz için. Bir sonrakine görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.